Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Lise kimyası ile devam ediyorum. 12. sınıf redoks hep kimyelerinin denkleştirilmesiyle ilgili zor bir sorumuz var. Şimdi bu sorumuzu çözelim. Evet, tepkime verilmiş. Bu tepkimeyi en küçük tam sayılarla denkleştirdiğimizde H2O'nun katsayısı kaç olur diye bize sormakta. Hemen şimdi bu denklemdeki türlerin yükseltgen ve basamaklarını belirleyelim. İyot eksi birdir. Krom burada. Kromun artı 3'ü iyotun altına gelmiş. O zaman krom artı 3, iyot eksi 1. Potasyum her zaman artı 1'dir. 1A grubunda. Oksijen eksi 2, hidrojen burada artı 1. Cl2 element halinde 0'dır. CrO4 gördüğünüz gibi burada. CrO4'ün eksi 2'si potasyumun altına gelmiş. Potasyum artı 1'dir. O zaman CrO4 eksi 2 ise 4 kere 2, oksijen de eksi 2, 4 kere 2 eksi 8, artı 6 olursa ne olur? Dışarısı eksi 2 olur. O zaman kromu artı 6 buldum. Oksijen eksi 2, potasyum artı 1, klor eksi 1, potasyum her zaman 1A'da olduğu için artı 1. İyot burada kaç olacak? Şimdi oksijen eksi 2, o zaman iyot da burada artı 1 olmalı. 7A grubundaki iyodun yükseltgen ve basamağı değişken olabilmekte. Suyun yüklerine bakmamıza gerek yok. Evet, şimdi burada yükseltgenen indirgenen türleri belirleyelim. Krom artı 3'ten krom artı 6'ya yükseltgenmiş. İyot eksi 1'den iyot artı 1'e yükseltgenmiş. O zaman CrI 3'ü aldım. Yükseltgen ve basamaklarını üstüne yazayım. Artı 3'e, evet, eksi 1 şeklinde. Şimdi gelelim sağ tarafa. Krom burada nerede yükseltgenen tür? K2CrO4'ün içinde. O zaman K2CrO4'ü buraya aldım. Yükseltgen ve basamağı değişen krom olduğu için hemen ne olmuş burada? Artı 6'yı yazdım kromun üstüne. Bir de burada iyotunki değişiyordu. Eksi 1'den artı 1'e. O değişen tür nerede? KIO'nun içinde. KIO'yu da buraya aldım. Ve burada iyotun yükseltgen ve basamağı artı 1'e yükseltgendi. Şimdi krom ve iyot yükseltgenen türlerim. İkisi de sağ tarafta hangi bileşiğin içindeyse onları da yazdım. Yani bu benim yükseltgen ve yarı tepkimem. Şimdi indirgenen türlere bakalım. İndirgen ve yarı tepkimesini yazalım. Bakıyorum burada klor sıfırdan eksi 1'e indirgenmiş. Yani Cl2 burada sıfırken sağ tarafta eksi 1 KCl'nin içinde. Evet, bu şekilde yazdık. Şimdi ne yapacağız? Hemen bakalım. Şimdi bu da benim indirgenme yarı tepkimemdi. Şimdi önce bu yükseltgenen türlerin sayılarına bakıyorum. Krom bir tane, krom bir tane. Bir sayıyla çarpmama gerek yok. İyot 3 tane, burada iyot bir tane. Önce bunu 3 ile çarptım. Şimdi yük denkliğine bakıyorum. Bu taraf artı 3, 3 çarpı eksi 1'den 0. Bu taraf artı 6, 3 çarpı 1'den artı 3 daha artı 9, 0 olması için buraya 9 elektronu ekledim. Bu tarafta 0, bu tarafta 0 oldu. Şimdi alttaki tepkimeye geldiğimizde klor 2 tane, burada 1 tane. O zaman önce burayı 2 ile çarpıyorum. Şimdi yük denkliğine bakıyorum. 2 kere 0, 0 bu taraf. Burası 2 kere eksi 1, eksi 2. O zaman 2 elektronu da sol tarafa ekledim. Şimdi bu iki tepkimeyi toplayacağım. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Elektron sayılarını eşitlemem lazım. O zaman üst denklemi 2 ile alt denklemi de 9 ile çarparsam 18'er elektron olur ve elektronlar birbirini götürür. Şimdi topluyorum. 2 çarpı CrI 3 artı 9 çarpı Cl2 sol tarafta. Denkleme baktığımda sol tarafta bir de ne var? KOH var. Bunu da ekledik. Şimdi geldik sağ tarafa. 2 çarpı K2CrO4 artı 2 kere 3 6KIO artı 9 çarpı 2 18KCl. Sağ tarafta başka ne var bir de? Su var. Suyu da buraya ekledik. Şimdi türlerin denkliğine bakacağız. Öncelikle yükseltgenenler krom, iyot. 2 tane krom burada var. Sağ tarafa bakalım. 2 krom burada var. Kromlar eşit. İyotlara bakalım. 2 kere 3, 6 iyot burada var. Buraya geldiğimde 6 iyot burada var. İyotlar da eşit.
Klorlara bakalım. 2 kere 9, 18 klor burada var. 18 klor burada var. Klorlar da eşit. O zaman şimdi potasyumları eşitleyebilirim. Sol tarafta bir tane potasyum burada var. Sağ tarafa geldim. 2 kere 2, 4. 6 daha 10 potasyum. 18 de burada var. 28 potasyum var. Burada bir tane olduğu için burayı 28 ile çarptık. Şimdi sıra hidrojenlerde. Oksijenleri en sona bırakıyoruz. 28 tane hidrojen burada var. Burada 2 tane var. O zaman bunu da 14 ile çarpalım. Evet, 14. Şimdi oksijenlere bakıyorum. 28 oksijen. 14 oksijen burada var. 2 kere 4. 8 daha. 14, 8, 22. 6 daha ne yapar? 28 yapar. 28 oksijen de sağ tarafta. Böylece denklemimiz denkleşmiş. Olduğu yük denkliğine de bakarsak sol tarafın yükü nedir? 0. Buradaki her şey yüksüz. Sağ tarafında yükü 0. Her şey yüksüz. Şimdi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun katsayısını sormuştu. Buradaki sayılar sadeleşmez. Yani 9'u 2'ye böldüğümde tam sayı olmayacağı için bir sayıya bölemiyorum katsayıları. Bu sebeple suyun katsayısını 14 olarak buluruz. Cevabımız 14'tür. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.